Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sirkülasyon pompa motorunun sağlamlık testini yapacağız. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Onu göstereceğiz. Nasıl söküldüğünü de göstereceğiz. Bu motorunuz arızalıysa kombiniz randımanlı çalışmaz. Kaloriferleriniz güzel ısıtmaz. Su az gider. Değiştirilerek kolay bir çözüm var. Bir tane kondansatörümüz var. Bu kondansatörde arıza varsa değiştirilerek ucuz bir şekilde halledilir. İçinde tıkanma varsa temizlenerek halledilir. Ancak motor gittiyse değiştirilmesi lazım. Sökmek için öncelikli olarak kombinin ön kapağını çıkarıyoruz. O kısmı atladım zaten. Basit yani, altta vidalar var. Bu şekilde çıkarıyorsunuz. Burada, burada ve burada, burada olmak üzere 4 tane alyan vidamız var. Bunda 5 alyan kullanılmış. 5. Bunları açarak çıkarıyorsunuz. Öncesinde bir su kabı ayarlayın. Karta dikkat edin, su gelmesin. Sökme işlemine başlamadan önce kalorifer peteklerindeki suyu boşaltıyorsunuz. Yoksa burayı açtığınızda su çıkar. Elektrikten de dişini kesin. Burası önemli. Şurayı açıp önden gidebilirsiniz. Buradan bir miktar su girebilir. Şimdi kaloriferin içerisindeki pis su, ne bunun ismi? Devir daim sirkülasyon pompası. Yani bunun içerisinde sirküle oluyor. Neyse, pis su buralardan geçiyor. Ve bu zamanla tıkanarak pisleniyor. Sonra ne oluyor? Çalışmıyor. Açıp temizliği denenecek. Kondansatörüne bakılacak. Olmadı, değiştirilecek. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit. Bu şekilde bir motor. Şimdi bunu çalıştıracağız. Hem de masa üzerinde size göstereceğiz. Bu kısımlarda temizlemek lazım. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir parçası var. Bunu çıkardığınızda bir tane kapasitörümüz var. Bu kapasitör bozuksa ne olur? Motor kalkışa geçmez. Değerleri burada yazılmış zaten. Kapasitörün bozuk olup olmadığını anlamanın yolu da elektriğe direkt olarak bağlayıp elle şu kısımda dönmeyi sağlayacak kuvveti vermek. Sonrasında çalışıyorsa kapasitör arızalıdır demektir. Çalışmıyorsa motor gitmiştir. Direkt olarak çalıştırmanın yolu ise şu. Şimdi her motorun içi farklı. Bunu böyle çıkarttığınızda üst taraf toprak, alt, orta taraf nötr ya da faz, alt taraf nötr ya da faz. Dolayısıyla en üste kablo takmayacağız. En alta ve ortaya kablomuzu bağlıyoruz. Dikkatli olmak lazım. Sonuçta 220 volt vereceğiz. Yanlışlıkla toprağa bağlarsanız sıkıntı olur. Bazı cihazlarda bağlantı yerleri direkt yukarıda oluyor ya da riske girmemek için buradan da bağlantı yapabilirsiniz. Yazmışlar zaten. Neyse, şişe takıyoruz. Çalıştırıyoruz. Bazen bu şekilde çalışabilir. Sıkıntısız gözükür. Ancak motorun gücü yoktur. Yani böyle suyla karşılaştığında suyu içeri pompalayacak kadar güç üretemez. Bu konuda da uyanık olmak lazım. Bu motor gayet güçlü çalışıyor. Sesinden de anlaşılıyor. Bir problem yok. Motor dönmüyorsa kapasitör, kapasitör de sağlamsa motor komple değişecek. Bu şekilde testi yapılıyor. İç yapısını da gösterelim. İç yapısında bir şey yok. Bu. Contası var. Böyle takılıyor. Ondan sonra yerine monte ediliyor. Bu kapağın yerine tekrar takılması da basit oldukça. Söktüğümüz şekilde de toplama işlemini yapıyoruz. Aynı tür kombiniz varsa şu soketin ters dönüp dönmediğine dikkat edin. Çünkü ters döner, ters takarsınız. Gerçi zordur, tırnağı var ama yine de
her ihtimali değerlendirmek lazım. Tırnakları vesaire. Yakarsınız. Veya çarpılırsınız. Şase yapar. O yüzden dikkatli bir şekilde yerine takıyorsunuz. Sıkarken çaprazlama sıkarak işlemi tamamlıyorsunuz. Sonrası easy. Neden easy? Bu işlemleri yaptınız. Kapattınız paneli. Zaten bu tamirata veya temizliğe girişirken karşınıza çıkan şeyler sorunuzu çözüp çözmediğiniz konusunda da size ipuçları verir. Neyse bunları yaptınız. Sıkıntı yok. Easy. Sıkıntı varsa şu üç yollu vana ve motordan şüphelenmek lazım. Yani yine bir tek o kalıyor. Motor azdırırsa motor değişecek. Vananın iç tesisatında problem varsa orası halledilecek. Bu vanayla ilgili ve motorla da ilgili bir video çekip kanalımda sizlerle paylaşacağım. Elinizden bu işler gelmiyorsa kesinlikle dokunmayın. Çağırın tamircisini. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.